NBA'in en köklü rekabetlerinden en tepedeki Murat abi, evet. Lakers, Celtics rekabeti bildiğiniz ya gibi. Belki spor, yani Amerikan spor tarihinin, yani şimdi düşünüyorum da, yani Yankees, Red Sox, beyzbolda. Dallas Cowboys. Dallas. Ama kim? Kim? Evet. Rakip de hep değişiyordu. Vallahi yani... Herhalde Amerikan spor tarihinin diyelim en köklü rekabeti. Kesinlikle 12 final karşılaştılar. Yani, şampiyonluk sayıları 1 ve 2. Yıldızlara NBA baktığın tarihinde. Zaman yani daha çok böyle zor işte çalışan beyaz yaka temsili, öbürü daha soğuk hava, kötü şartlar. Kötü şartlar, kar, uzun yıllar eski bir bina oynadıkları, öbür tarafta Hollywood, işte Beverly Hills, Showtime. Tabii. Yani o açıdan geçen seneki esasında playoff ratinglerine baktığımız zaman NBA'in de LeBron James'in de içinde olduğu bir böyle final ihtiyacı var. Ama kalabilirler mi bilmiyorum. Biraz onu konuşalım. Çünkü ikisi de çok iyi başladı. Lakers'ın 12 ve 2, Boston'un rekordu ise 11 ve 3. Böyle gider mi bu? Yoksa iki takımın kendi konferansındaki şanslarını nasıl görüyorsun? Ya şimdi Brad Stevens benim en beğendiğim koçlardan biri. Ama bir yerde NBA yıldızlarıyla veya yıldız adaylarıyla NCAA basketbolu oynatıyor bence. O pas trafiği, hı hı. Değişen roller, savunmada yani Gordon Hayward'ın sakatlanması onlar için kötü oldu. Ama güzel, doğru basketbol oynamaya çalışan Kyrie Irving'in de yokluğunu Kemba Walker'la sanki soyunma odası da dahil edildiği zaman daha iyi doldurmuş gözüken bir Boston Celtics var. Şimdi Celtics tarihine baktığımız zaman zaten genelde işte o Larry Bird zamanında olsun, daha önce Bob Cousy'ler, Havlicek'ler hep ekstra paslar, bir düzen içinde oynayan takımlar görüyoruz. Şimdi tabii daha çok işin başı, zor maçlar gelecek. Bir süper yıldızın olmadan Doğu'da olsa NBA'de nereye kadar gidebilirsin? Bunlar Boston için hep soru işaretleri. Kağıt üzerinde Lakers'a baktığın zaman Lakers zaten LeBron anlaştığında ben Anthony Davis buraya gelecek demiştim. O sene olmadı. Ama tarihçesine baktığımız zaman işte Wilt, Jerry West, Magic, Jabbar, Kobe Shaq, Kobe Gasol. Yani bir dış bir o şeyi yakaladı ama şu anda Lakers'ın oynadığı basketbol şu basketbolu değil. Yani NBA'nin en temposuz takımlarından bir tanesi. Ya Frank Vogel bunu biraz da 35 dakika falan oynatıyor maç başına Davis'la LeBron'u. LeBron zaten point'ten power forward'e kadar hepsini oynuyor. Point power forward bence zaten onun tarifi bu sene oynadı şu ana kadar. Davis de birçok farklı rolü üstlenebiliyor. Klasik bir uzun olmaktan çok uzak. Ama yani etrafındaki kadro ne yaptı? Savunma yönünü çok ön plana çıkardı. Şimdi iki süper yıldız ve kalbur üstü iyi savunma seni bir yerlere getirir. Süper yıldızlara bir şey olmazsa tabii. O açıdan onu tebrik etmek lazım. Şimdi tabii ki burada iki tane bence belirleyici faktör olacak. Dediğim gibi demin LeBron'lu bir Lakers'ın NBA gidebildiği kadar gitmesini isteyecektir. Bu tartışılmaz. Ama 35 yaşında bir LeBron'un da 35'er dakika oynayarak ki bu sene bu savunma konseptinde de İstediği zaman elit savunmacı olduğunu zaten herkes biliyor. Yani zaten o babalar hep öyledir. Kobe öyleydi, Jordan öyleydi. Ama şimdi biraz daha savunmada da gayret sarf etmeye mecbur kalıyor. Bunun da şeyini Vogel tempoyu ve possession sayısını
aşağıya çekerek şey yapıyor. Vallahi şu anda galiba savunma reytingi ikinci sırada Lakers'ın. Utah 1. Utah. Değil mi? Utah 1. Evet. Boston'da hücum reytingi dördüncü galiba. Ya 4 ya 5 öyle bir şey. Savunması 6 diye hatırlıyorum. O açıdan yani NBA'nin ihtiyacı olduğu bir final olsa da o kadar kolay olacağını ben açıkçası düşünmüyorum ama yani Clippers'a bakıyorum. Orada da iki süper yıldız var. Daha yönlü oynamayı alışkanlık haline getirmiş. Hı hı. Yani şimdi daha yönlü desem hemen tepki alırım. Davis da LeBron da istediği zaman müthiş savunma yapıyor. Ama iki süper yıldız her iki tarafı da daha istikrarlı ve daha uzun bir şekilde elit oynayabilen iki uzun var. Çevreleri de daha iyi. Yani Denver yine kötü başladı. Malone çıldırdı, fırça attı. Bilmem ne, tepedeler yani hemen Lakers'ın arkasındalar. O açıdan ikisinin de işi kolay değil. Biraz daha görmek gerekir diye düşünüyorum ama ikisi de NBA'in ratingine olumlu katkı yapabilecek şekilde sezona başladılar diyebiliriz yani. Murat abi yani Lakers'ın ve Boston'un bu iyi gidişinden sonra ben biraz oynadıkları takımları da inceledim. Yani Lakers kimle oynadı? Fixtür. Fixtürlerine de baktım. Boston kimle oynadı diye. Boston NBA'nin en kolay 3. fixtürüne sahipti bugüne kadar geldiği yerde. Ve 11-3 bir rekordları var. Yani Philadelphia Raptors, Milwaukee, Dallas ve Clippers dışında NBA, yani playoff'a kalacak bir takımla oynamadılar. Ve bu 5 maçta 3-2 3 maç kazanmışlar, 2 maç kaybetmişler. Lakers'a döndüğümüz zaman onların takvimi biraz daha zordu. Ama onlar da 5 tane takımla oynamışlar playoff'a kalacağını öngördüğümüz. Onlar da Clippers, Utah, Mavericks, Heat ve Raptors. Onlar da 3-2. Aslında baktığınızda zorluk derecesi yüksek maçlarda her iki takım da 3-2 gibi bir başarı elde etmiş. İki takımın da ben yine eksiklikleri olduğunu düşünüyorum. Boston'un özellikle uzun pivot da yani Boston'un uzun rotasyonu olur mu? Olmaz. Yani Embiid ve Horford varken Philadelphia'da veya Giannis'le karşılaştırdığınız zaman bir uzun rotasyonuna ihtiyacınız var. Yani bir uzun değil hatta iki tane uzuna ihtiyacı çok var. Çok iyi niyetli bir üçüncü uzun olabilir NBA'de. İddialı bir takımda. Olabilir. Evet yani. Boston'un süperstar eksikliği kesinlikle katılıyorum size. Jaylen Brown, Jason Tatum, Hayward döndüğünde o üçlü çok iyi bir wing üçlüsü. Ama şu anda son topları Tatum kullanıyor gibi gözüküyor. Sezon başından beri de iki tane muazzam son saniye veya son dakika basketi de attı. Ama Tatum'un bu genç yaşında playofflarda buyur top sende bizi taşı diyebileceğin bir seviyede yani daha milli henüz takımda da sakatlanana kadar onu pek göstermedi. O, yani o seviyeye gelir. Yani yanlış anlaşılmasın, hı hı, ama bu biraz bir takım şeyleri yaşamak, tecrübe kazanmak, oyununu geliştirmekle ilgilidir. Yani çok çalışmakla ilgilidir. Yani şöyle de bakıyorum ben Murat abi. Yani Philadelphia ile de oynadığında da, Milwaukee ile de oynadığında da sahanın en iyi oyuncusu Boston'da olmuyor. Evet. Philadelphia'da oynadığında Embiid ya da Ben Simmons Boston'daki bütün oyunculardan daha iyi bana sorarsanız. Giannis zaten doğudaki şu andaki en iyi oyuncu. Ve playoff'a kaldığınızda genelde sahadaki en iyi oyuncu veya süperstar dikte ediyor. O yüzden Boston'un regular season'da şansı hiç fena değil ama playoff'lara gelindiğinde biraz şeyinin gidebileceği çıtanın. Yani Lakers'daki o rating için keşke olsa şeyi kulübün ismi ve tarihçesi dışında Boston'da yok. Evet. Yani ama Lakers'da iki tane süperstar var. Söylediğiniz gibi yani NBA'nin iyi 5-6 oyuncusundan iki tanesi şu anda Lakers'da oynuyor diyebilirsiniz. Ama orada da kadronun geri kanalında eksiklikler mevcut. Henüz tabii daha trade'ler olacaktır. Eminim shooter eklemek isteyecektir kadroya Lakers. Uzun dönemde göreceğiz. Regular season'da bu tempoda 35'er dakika oynamalarını da beklemiyorum ben. Yani 82 maçı 35 dakika beraber
oynasınlar gibi. Frank Vogel bu defansif kültürü yerleştirdikten sonra biraz load management, bu meşhur load management Lakers'a da... Yani Kawhi Leonard kadar olmasa da bence uygulanacaktı. Uygulanması da bir yerde gerekli. Yani çünkü her iki yıl süper yıldız. Biri 35 yaşında, diğeri 82 maç oynadığı sezon yok. Yok. Anthony Davis'in. O yüzden yani playofflar yaklaştıkça zaten... O diri tutma şeyi işin içine girecektir. Özellikle de ilk iki tur için bir saha avantajı falan büyük ölçüde garantilemişse. Tabii Boston'la ilgili de bir ufak şey koyayım. Brad Wanamaker. O kadar mutluyum ki onun için. Yani şimdi Fenerbahçe'den NBA'ye giden oyuncular sayıldığında hiç ismi gündeme gelmiyor. Yani evet. Boyan, Bogdan, Bielitsa, işte... Kim var şimdi? Melli yakın herkes Melli'yi yakın takip ediyor. Guduric birkaç maçı iyi oynadı falan. Brad Wanamaker bu sene 16 dakika süre alıyor. %43'lük, %56 mı ne ikilikle oynuyor ve gitgide Brad Stevens'ın da güvenini kazanıyor. Onun için de çok mutluyum çünkü hakikaten fizik olarak silah olarak hem hücumda hem savunmada o fırsatı yani istikrarlı bir şekilde verdiğin zaman mutlaka yukarıya çıkacak bir oyuncu diye düşünüyorum. Peki bu konuya gelmişken Murat abi, size Boston Lakers rekabetinde en unutamadığınız maç gibi bir soru sorsam veya en unutamadığınız seri? Vallahi en unutamadığım Kurt Rambis'i Kevin McHale'ın yere indirip bütün serinin gidişatını değiştirdiği. Yani ben o zaman Lakers'ı çok seviyordum. Çünkü Magic Johnson'ı çok seviyordum. Bizim okulla aynı konferanstaydı ve Michigan State'in şampiyon olduğu yıl bizim okul, Eddie Johnson'ı hatırlarsın. Tabii. Auburn'lu değil, Illinois'lu. Altıncı evet, adam evet, seçilen. Evet, evet. Onun son saniye basketiyle yenmiştik. Michigan State'i. Sonra Magic'le tanıştım, işte o meşhur röportaj şu bu falan filan. Yani Magic Johnson olduğu için şeyi de çok takdir ederim. Kareem Abdul-Jabbar'ı. Ben hep Lakers'ı tutuyordum. Ondan o seriyi hiç unutamam. Bütün serinin şeyi değişti. Bu arada yani inanılmaz bir istatistik de anlatabilirsiniz. Magic Johnson'la Larry Bird'ün karşılaştırdığı NCAA finali hala tarihte en çok izlenmiş ve reytingleri en yüksek basketbol maçı. Ama işte o NBA'ye de taşındı. Beyaz çiftçi, Detroit'li, East Lansing'li, siyahi. Biri beyaz şehre gidiyor, öbürü parlayan şehre gidiyor. Biri hiç gülmüyor, öbürü dünyanın en güzel, sempatik gülüşlerinden birine sahip. Yani o açıdan o Indiana State, Michigan State finalini gerçekleştirerek NBA'ye de çok büyük bir kıyak yaptılar. Çünkü NBA o tarihlerde banttan yayınlanan ve birçok maçın banttan yayınlandığı ve popülaritesi 3. seviyede. Yani beyzbol, Amerikan futbolundan sonra geride kalmış bir sporken bu rekabet aslında NBA'yi çok öne taşıdı ve bugünün zeminini hazırlayan rekabetlerden biri oldu aslında. Ondan mesela o dönemi yaşayanlar 80'ler özellikle, belki 90'ların da başı NBA'in hep altın çağıdır der. Çünkü sonra Jordan geliyor, Barkley geliyor, o geliyor, bu geliyor. Tabii. Ama hala bir takım konsepti içinde oynuyor bu süper yıldızlar. Doğru. Yani, benim için de öyledir hakikaten. Formanın önündeki isim, arkasındaki isimden hala daha değerli, önemli olduğu değerli yıllar. Diyelim ve bir sonraki bölümde görüşmek üzere.